Herkese merhabalar efendim. Üçgen Pressing'deyiz. Avrupa Şampiyonası özel videomuz ayrı. Türkiye özel programımız ayrı. Üçgen Pressing'de ve şimdi sizlerle biraz yurt içini konuşuyor olacağız. Fenerbahçe'nin yeni açıkladığı, sessiz sedasız bitirdiği transfer ki Ali Koç'un o benim katıldığım, soru sormak için sıranın bir türlü gelmediği 4 saatlik toplantıda hani Zalai'ler, Pelkas'lar filan tarzı transfer yapmamız lazım dediği tarzı bir transferden bahsediyoruz. Detaylarını erkeden alacağız çünkü oyuncunun kendisine, Serkan'ın detaylara kendisi daha vakıf benden. Ben çok fazla maçını seyrederim. Ben genel bir değerlendirme sadece yapabilirim. Galatasaray, Beşiktaş, Serkan Hoca ile anlaşacak gibi gözüküyor. Galatasaray'da seçim var. Artık hafta sonunda ona odaklanmış durumdayız. Bütün bunları konuşacağız. Trabzonspor'un zaten transferleri. Herkes herhalde Slovakya maçını ekstra bir gözle izledi Trabzon'da. Yani herhalde Slovakya maçı Slovakya'dan sonra en çok Türkiye'de izlenmiş olabilir. Erke, dilersen hemen Fenerbahçe'nin transferiyle başlayalım. Sözü sana bırakayım burada. Milli takıma seçilmesi için çok ciddi kampanyalar yapılan bir oyuncudan bahsediyoruz aslında burada. Ben de onlardan bir tanesiyim hatta. Yani o kampanyalara dahil olduğumu düşünüyorum. Şenol Güneş tecrübeyi seçti. Orada hiçbir zaman ben bir şey diyemem. Şenol Güneş aslında tecrübeyi seçmesine. Ki genelde Bundesliga 2 golcüleri Bundesliga'da başarısız olur. Yani Bundesliga 2'nin gol kralları Bundesliga'da başarısız olurlar genel anlamıyla. Şenol Hoca tecrübeyi seçti orada. Ben çok bir şey diyemem ama sözü sana bırakıyorum. Nasıl bir transferle karşı karşıya Fenerbahçe? Serdar'ı aldıysan Serdar'ın arkasını nasıl kurgulayacağın önemli ki ben Serdar'la röportaj yapmış şansı da bulan bir isim olarak yani Serdar'ın mesela bir dönem Trabzon'un ciddi ciddi gündemine geldiğini geçen sezon sonrasında hatta Trabzon'a acaba olur mu dediğimiz isimlerden bir tanesiydi. Serdar'ı o servis edebilme, kendisine pozisyon yaratabilme. Bak bir Fenerbahçe'nin en büyük eksikliklerinden bir tanesi forvetlerinin kendine pozisyon yaratabilme yeterliliğinin az olmasıydı. Doğru bir ses. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en büyük yaşadığı problem buydu. Belki de zaten Valencia'nın oraya kaydırılmasının sebebi de pozisyon içerisinde, oyun içerisinde Valencia'nın kendine sıfırdan pozisyon yaratabilme özelliğiydi. Serdar bunu yapabilir. Serdar bir de sırtı dönük oyunda da iyi ve hani tırnak içerisinde Ömer abinin çok kullandığı o fuleli oyuncu dediğimiz dar alanda fuleli işler yapabiliyor. Yani kısacası Serdar Fenerbahçe'nin istediği o forvet özelliklerinin birçoğuna sahip ama az önce senin de altını çizdiğin gibi Bundesliga 2 topçularının bir üst seviyede ne yapıp ne yapamayacağı konusunda olumlu yönde çok fazla örnek yok elimizde. Fakat Bundesliga 2 Süper Lig seviyesinden bir tık daha iyi. Bunu 1,5 sezondur ligi izleyen biri için pandemiyle başlayan, çünkü pandemi dönüşü en erken dönüş yapan Avrupa Ligi Bundesliga 2'ydi. Kısacası ben Bundesliga 2'de verdiği performansın bir benzerini bu oyuncu grubuyla verebileceğini düşünüyorum. Gol rakamı belki onun üzerine çıkmaz ama 10 net gol katkısı alabilir Serdar'dan Fenerbahçe. Fakat burada çok kısa bir detay vereceğim. Sistem takımı olabiliyor musun? Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi bu. Fenerbahçe'nin sistemi. Serdar bir sistem içerisinde sana 10 gol de atar, 5 asist de yapar ama doğru sistemi, Serdar'a uygun sistemi verebiliyor musun? Önemli olan bu. Bizim seninle Burak Yılmaz örneğini çok konuştuğumuz bir dönem vardır radyoda. Lille neden Burak'ı tercih etti ve Burak Lille'de neden bu kadar yükseldi? Sistemin içindeki doğru rol oyuncusu olduğu için yükseldi. Şimdi Serdar'dan direkt ilk 11 oyuncusu olmayacak muhtemelen. Serdar'ın önünde iki yol var. Ya Mevlüt Erdinci olacak bu takımın ya da Serdar formayı aldığında oyunun kompaktlığı içerisinde hem Pelkas'ı besleyecek hem yanındaki kanat oyuncularını beslerken kendine bir pozisyon yaratıp o golü atabilirse ilk lig maçındaki aldığı süre zarfı içerisinde Serdar farklı bir yere evrilir. Serdar'ın bir de yaş olarak da şu an olgunluk çağında olduğunu unutmayalım. Serdar öyle genç bir oyuncu değil. Mevcut ekonomik şartlar doğrultusunda yapılmış iyi bir transfer ve bak Serdar yanı yakıla milli takım oyuncusu olabilmek için çok çalışıyor. Serdar Türkiye'ye gelip Türkiye'de performans sergilemek çok istiyordu. Bunu bir fiil bilen biri olarak söyleyeyim. Serdar bence doğru sistem kurulursa Fenerbahçe'nin bu sezonu özelinde istediğini alabileceği bir transfer oldu. Ben Serdar'dan ümitliyim.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani öncelikle senin dediğine katılıyorum. Bundesliga 2, ben de Bundesliga 2 2 sene anlatmış birisi olarak geçtiğimiz yıllarda. Bundesliga 2 Türkiye Ligi'nden daha kaliteli top oynayan bir lig. Ama dediğin çok doğru sistem. Türkiye'de büyük takımlara gelen gurbetçi olarak adlandığımız oyuncular hele hele belli bir yaştan sonra sistem içerisinde yoksa yani sistem içerisinde giremiyorlarsa çok büyük problem yaşıyorlar. Bu iş çok kolay değil. O yüzden transferi tek başına zaten herhangi bir oyuncu tek başına alman yeterli değildir. Ona nasıl bir seçenek sunacağın saha içerisinde çok önemlidir. Fenerbahçe'nin o yüzden yapacağı transferler bu transferi nasıl şekillendirebileceğini, nasıl kullanabileceğini aslında sinyallerini verecek bize. Ama beklentileri çok yüksek tutmamak lazım. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunda kullanmak için yaptığı bir transfer bu. Bir cümle var orada ekleyeceğim şey. Bundesliga alt seviye takımlarından yani Bundesliga'nın alta oynayan, düşmemeye oynayan takımlarından geçen sezonda teklif aldığını ve takımların ismini vermeyeceğim doğru olmaz. Teklif aldığını biliyorum Serdar'ın. O iyi olabileceği ve kendini biraz daha parlatabileceği bir yerde kalmayı tercih etti. Şimdi geçelim istersen Galatasaray'ın gündemine. Evet, üçgen pressing bugün böyle parça parça efendim. Farklı mekanlarda çekiyoruz. Real videosu gibiyiz maşallah. Pinç oldu biraz ya. Pinç değil mi? Evet. Pinç öyle ya. Üç farklı, dört farklı konuyu getirip tek kurguda birleştirmek ama aynen. Devamlılığı bozmadan biz devamlılığı mekanda bozacağız evet. Biraz. Galatasaray, şimdi başkan yok. Sana şeyi soracağım. Başkanlık konusunda bütün herkese ilgilendiriyor. Davet ettik. Mehmet Ali hepsine röportaj yaptı. Bunların birçoğunda sen masa başındaydın ya da zaten oradaydın. Bu başkan adayları içerisinde sana en böyle hazır gözüken. Ben kimseyi hazır görmüyorum ya da Galatasaray başkanı şu olur diyebileceğin bir fikre sahip olmadım hiçbir başkanda. Keza hani Burak Elmaz'ın ekibinin yaptığı çalışmaları daha iyi yerinden görme şansım da oldu. Çünkü hani onların bulunduğu alana gidip onlarla sohbet etme şansım da oldu ama şunu çıkar ciddiyetim kaybediyorum başına al. Sadece şu var yani devam edecek yönetim kimse ilk geldiği gibi yapması gereken şey şu anki yönetimin imzaladığı ve yapmış olduğu anlaşmaların neden yapıldığını ve kime neye göre yapıldığını sorgulaması neye dayanarak yapılıyor. Yani Galatasaray'ın şu anki anlaştığı oyuncularla imzaladığı kontratlar neye göre hangi teknik adama göre yapılıyor onu bir sorgulanması lazım. Yani gelen yönetim kimse Yiğit Şardan yönetiminin dışındaki tüm yönetimler bence gelip bunu sorgulamalı. Çünkü ortada 3 tane büyük kontrat imzalandı. Şöyle söyleyeyim. Ya biz başkanlara gittiğimizde bu transferler daha sadece sözdeydi. İmzalar atılmış olsa muhtemelen çıkıntılık yapıp bu soruyu sorardım o başkan adaylarına. Ya bana böyle bu seçim şunu andırıyor. Bu seçimin kodu şu. Fatih Terim seçimi. Bu seçimde Galatasaray yöneticileri, aday olanlar Fatih Terim üzerinden bir seçim organize ediyorlar. Fatih Terim'le devam edecekler ve etmeyecekler şeklinde. Şimdi yeni yabancı kuralı resmiyet kazandı. Bir gece vakti TFF. Ya muhtemelen bunu şey yapmışlardı. Şeyden mi yayınladılar? Nereden yayınladılar? Görmedim ki ben dün akşam maçtan sonra o gün Acaba kalmışım. şey dedim hani böyle işte Facebook'ta filan Instagram'da var ya stüdyo şeyini kullanarak erkenden mesaj atacağın saat filan belirliyorsun. Mesajı yazıyorsun. O sana otomatik atıyor. Hani Kurulu biz TV. tabii biz galleri yeriz diye düşündük. Hani o şey, sevinç içerisinde araya sıkıştırırız dedi. Şey, yani yeni yerli kuralına. Bir tek şey soracağım. Bu yeni yerli kuralıyla alakalı olarak. Oradan Galatasaray transferlerine bağlayacağım. Çift pasaportlu gurbetçi oyuncu. Yerli mi yabancı Yerli mı? mi yabancı mı abi? I have no idea. Şimdi sayıyı mı değiştirdiler sadece yoksa bütün kuralı mı çünkü ikisi o kadar kritik ki. Yaptım ben yani de. eğer çift pasaportlu ve milli takımı seçmemiş oyuncular da artık Türk TC yani statüsünde, yerli statüsünde oynayacak diye bir karar alırsa kimse bana gelmesin altyapı. Yabancı hakkı sınırsız olduğu zaman oyuncular yurt dışına gitmeye daha cesur davranıyorlar ve paranın peşinden koşmuyorlar. Sen yine istiyorsan yetiştirebilirsin. Sen yine istiyorsan yetiştirebilirsin. Şimdi paranın peşinde koşacağı için oyuncu grubu. Çünkü Ve yine yetiştiremeyeceksin. Türkiye'de futbol ekonomisi deniz. Bundan yararlanmayan keriz. Valla herkes yararlanmaya Bak çalışacak. görüyorsun bir de dediğim gibi o statü de değişecek. O zaman göreceğiz tabii, bütün tabii. o şey bize sizinle yaşamak zorundayız diyen demokrat gönüllü faşistleri. Her neyse
Şimdi Galatasaray PSV Eindhoven'la anlaştı. 20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak ilk maç. Sonra bir hafta sonra rövanş. PSV Eindhoven, bildiğimiz bir teknik direktör Roger Schmidt. Ve açıkçası Ajax çok güçlüydü. O yüzden şampiyonluğu kaybettiler. Yani kötü oldukları için değil, rakipleri çok iyi olduğu için şampiyonluğu alamadılar. Ama bir gerçek var. PSV Eindhoven ile Türkiye eşleştiği zaman hani Türk takımları bir avantajı var, bir var. Şansımız yani biz daha avantajlı oluyoruz. Yani kadro onlarda nasıl dağılacak turnuva evet. Sonrasında o önemli. Evet. Mesela Dumfries kalacak mı gidecek mi? Malen var ya bu çocuklarda bir tane. Malen kalacak mı gidecek mi? İki tane onlarda kalacak mı gidecek mi oyuncu var. Bu iki adam giderse ortalama 80 milyon euro gibi bir girdi sallayabilir. Evet. Malen'in transfer değeri şu an baktım 30 milyon euro piyasada. Dumfries turnuva bittiğinde böyle de falan çarpıyorsa yaz oraya gidiyor bir maçta. Yani o zaman farklı bir şey konuşuruz. Ben çünkü Galatasaray'ın teknik adamı belli değil. Aynen. Yerleşme zorunluluğu var. Parası yok. Başkanı yok. Ve yaklaşık biz bu videoyu çektikten sonra bir ay içerisinde yani bir aylık süreçte kadroyu oturtup bu eşleşmeye evet, hazır olması lazım. Ama bir gerçek var ki biz her zaman sisteme mağlup oluyoruz. Ya bir de oturmuş bir sistemleri var. Ne kadar çok katkı verdiğini ya da vermediğini tartışabilirsin. Adamların elinde Götze var, Zahavi var. Şimdi aklıma gelen ilk isimler bunlar. Keza Zahavi geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ciddi gündemindeydi. Aynen. Az önce iki isim saydım mesela. O iki ismin yerine kimin de geleceği az çok bellidir. Ya da gelmeyecekse bile aşağıda altyapıdan hazırdır. Geleceği belli. Ümitsizim. Peki transferler için ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Ben niye söylüyorum? Ben risk almayacağım. Ben beğenmedim transferleri. Yani Aytaç'ın niye alındığını hala ben kendi içimde çözümleyemiyorum. Yerli rotasyonu kalabalıklaşsın diye. Şimdi senin yerli rotasyonu işlendirmen lazım. Şimdi senin bu sene şaşırtan sıkıntılarından bir tanesi Tayland sallandığı zaman onu Efebo'yla ikame etmeye çalıştın. O da olmadı tam. Yani stopere ihtiyacım var. Bir kanat oyuncusuna mutlaka ihtiyacım var. Yerli yabancı. Mümkün son yakır olması. Bir tane istikrarlı santrafora ihtiyacım var. Mustafa Muhabbeti çözüyorsan eğer. O tamam. Arkasını Falcao'yla mı dolduracaksın? Emre Taş'ta bir mantıklı mesela. Yani sakatlık problemlerini açtıysa çocuk. İstikrar konusunda, sol bek konusunda eyvallah. Ama niye kontratındaki ekonomik yükseliş bu kadar fazla? O hayır, o bir de yani yeni yönetimle bırakıyor. Bir yaş yaşlanmış, bu kadar sakatlık geçirmiş bir oyuncunun kontratında niye bu kadar zam olur? Yani eğer Galatasaray'da kurumsal bir iş yeri ise ve bu standartlarda oyuncularına yani çalışanlarına zam yapıyorsa Emre Taşdemir mücbir sebeplerden dolayı çok sıkıntı çekmiştir. Standart zammını alması gerekir. Ama performansa dayalı zam mı vermemen lazım ve şu an performansa dayalı bir zam da almış gibi gözüküyor Emre Taşdemir. Burada mantıklı çalışması yani, var. Yeni bir yönetim gelecekken böyle bir ekonomik yola doğru yani ülke bildirmek çok doğru değildi. Sözleşme yenilemeleri anlaşılır, doğal, normal. Fakat Galatasaray'ın açıkçası şu anda mevcuduna baktığımız zaman da Alparslan'ı belki bir tık kenara koyabilirim. Emre soru işareti barındırdığı için onu saymıyorum. Yerli oyuncu sayısını arttıracaksa o arttıracağı yerli oyuncu sayısının bence kalitesini de arttırması gerekiyor diye düşünüyorum ben galiba. Katılıyorum sana. O zaman neyse biz ana bölümümüzü de ana bölümümüzü de öbür bölümden yine diğer mekanlar, tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek oraya dönüyoruz efendim. Ben de sana şu soruyla geleyim o zaman. Abi sadece Galatasaray'ın problemi değil, Beşiktaş'ın da mevcut bir problemi var. Teknik direktörü yok. Giden kiralık oyuncular var. Ya bir yandan da bakma, şampiyonluk yarışındaki 3 takımda, yani şu an itibariyle 4 takımdan 3'ünün ciddi bir kaos durumu var. Ne teknik adamları belli, ne tam anlamıyla transferleri belli. Yapılan transferlerin de hangi teknik adama yönelik yapıldığı belli. Yani Beşiktaş, yani şöyle, radyoda konuşmuştuk seninle bu hafta içerisinde. Kafasını duvarlara vuruyordu rahmetli Çevik. Mart ayında imzalamadığı için Sergen Yalçın'la. Beşiktaş şampiyon olur belki olamaz mı acaba filan diye bir tedirginlik, şüphe hissederek sözleşme imzalamadılar. Demek ki imzalamaları lazımmış.
Bence bu iş olacak. Yani biz belki bu videoyu yüklediğimiz gün bile hani direkt bitmiş olabilir. Yani Ahmet Nur Çebi'nin transfer politikası çok yanlış. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için para harcamamız lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı kriteri nedir bir Türk takımının? Şimdi yani hedef nedir? Gruptan çıkmak. Hadi bir tur daha geçmek belki işte. Maksimum çeyrek final. Yani standart hedef. Birinci olup ikinci Bayern Münih'le eşleşmek. Yani ya da işte hani o da olur. Beşiktaş'ın şanssızlığı. Hani o Beşiktaş'ın tarihinde vardır o. Ya da ne bileyim grup üçüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. Şimdi Beşiktaş bunu başardı değil mi? Gruptan normal çıktı. Ve son 32'de Bayern Münih'le eşleşti. Kura şansı da elendi. Yani ve o bir başarıdır değil mi? Namalip çıktı. Harika bir top oynadı. Çok güzel puanlar. Puan rekoru kırdı. Grup lideri çıktı. Bu bir başarı. Ne kadar para harcadı Beşiktaş? Sonraki sezon ne oldu? Şimdi hala şunu anlayamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için para harcamak lazım. Abi yanlış. Atalanta para harcamıyor o kadar. Ya, Villarreal, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal. Bakın bakalım Manchester United'ın ne kadar bütçesine sahip. Yüzde olarak. Mevzu parayı doğru harcama. Parayı hesaplı ve doğru harcama. İktisatçı olan sensin. Ben iletişimciyim abi. Hepiniz okudunuz. Herkes okudu iktisada giriş bir. İktisada giriş hepiniz okudunuz. Siz de okumadınız mı? Bizde iktisat yok. Yok muydu? Çünkü hemen hemen... Bana iletişimle ilgili her şeyde gelebilirsin. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Diego Costa'yla transfer yapıp son 16'ya kala geleceksin. Final oynamayacaksın. Diego Costa'yı alma demiyorum. Fark etmez de Diego Costa aldığı zaman onun gelişiyle beraber sürdürülebilir ne yakalayacaksın? O önemli. Sürdürülebilirlik peşindeysen tamam. Ama sen hani çünkü zaten bir sonraki sene iki tane mi oynayacaksın? Böyle yüksek maliyetleri girmek ne kadar doğru olur bilemiyorum diyeyim. Trabzon'u konuşmuştuk zaten daha önceki videolarımızda sanırım ama ne dersin? Videoyu bitirmeden önce bir cümle alayım senden. Valla Hamsik transferinin maliyetine, ya yaptıkları transferlerin maliyetlerine itirazım var, yaşlarına itirazım var ama mevcut şartlar itibariyle doğru noktalara doğru oyuncu transfer ettiklerini düşünüyorum hala ve hala. Keşke maliyetleri daha uygun olsaydı. Evet yaşlı oyuncular transfer ettiler ama Abdullah Avcı'yı getirdiğin noktada bu tarz transferlerin 4 sene sonrasında Abdullah Avcı ile olmasa bile başka bir teknik adamla şampiyon olma ihtimalim var. Çünkü bir oyun kültürü getiriyor sana ve oyun kültürünü oturtmak için öncesinde tecrübeye ihtiyacın var. O tecrübeyi getirdi. Bu oyuncular 1,5 sezon boyunca muhtemelen Trabzon'u doğru bir şekilde taşıyacak oyun olarak. Ve oyun kültürünü oluşturacak ve seni sürekli zirveye oynatacak. Fakat sen bu oyuncuların yanına bu oyuncuların eğitebileceği gençleri yetiştirip yukarı çıkartabilecek misin? Bütün mesele şu an itibariyle bu. Yani doğru izlenceyi oluşturabilecek misin? Sana izlenceyi anlatacak adamlar geldi. Şimdi o izlenceyi alacak öğrenciler bulabilmen lazım. Doğru sinopsis oturacak mı bakalım? Bu arada Christian Amanpour hastaymış. Amanpour'a da buradan sevgiler. İzlence ve sinopsis deyince aklıma o geldi. O zaman ağzına sağlık. Senin de ağzına. Bitiriyoruz. Üçgen Pressing'den bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.